Niye gözünü deliriyorsun Vedat? Yani Esin, bizi yine rezil edecek bir şey yaptın ya, helal olsun sana. Hiçbir şey söylemiyorum. Senin derdin ne ya? Benim bir derdim yok Vedat ya, of. Hayır, şu yemeğe geldiğimizden beri böyle saçma saçma hareketler, ayağa kalkıyorsun. Yok, ben bir şey itiraf edeceğim. Oradan kolu olmadık yerlere geliyor. Hayır, şimdi soracağım neyin var diye. Böyle ipe sapa gelmez açıklamalar yapacaksın, beni canımı sıkacaksın. O yüzden hiçbir şey sormuyorum. Ama o sakladığın her neyse er ya da geç ortaya çıkacak, haberin olsun. Günlerdir aynı şey ya. Neyin var Esin? Ne oldu Esin? Yok bir şey diyorum sana. Ayrıca bir derdim olsa ne olacak ha? Bana söylesene, ne olacak? Yanımda mı duracaksın Vedat? Bana bak Esin. Böyle bağırarak çağırarak öyle üste çıkma numaralı da benim karnım tok. Anladın mı beni? Ha? Ne dedim ben şimdi Vedat ya? Ne kızıyorsun? Bak benim biricik karım. Bak benim güzel karım. Ben senin o ruhumun bütün kıvrımlarını ezbere biliyorum. İkimiz de biliyoruz senin bir karın ağrın var. Dua edelim de o güzel başını kendinden büyük belalara sokmuş olma. Yani Vedat, sen de beni arkandan iş çeviren kötü kadın yaptın ya, bravo. Aa, bak ne kadar güzel tanımladın kendini ya. Benim bile aklıma gelmezdi. Bana bak Esin. Ne yaptıysan artık sonucuna kendi başına katlanırsın. Bu çevirdiğin dolapların bana ya da Cansu'ya zarar vermesine izin vermeyeceğim. Anladın mı? Kızımı kendine benzetemeyeceksin. Nereye gidiyorsun sen şimdi Vedat? Hiç uğraşamayacağım şimdi seninle. Esin teyzenin halindeki garipliği sen de fark ettin mi? Hani şu merdivenlerde yaşanan olayı itiraf ederken. Fark etmez miyim? Şeytana papucunu ters giydiren kadın nedense süt dökmüş kedi gibiydi. Sen yine kızacaksın bana ama bu olayı gerçekten niye anlatmadın bana? Gerçekten ne halde olduğumuzu hatırlamıyorsun galiba Emre. Bana karşı ne kadar öfkeliydin. O zamanları bir düşün istersen. Neredeyse doğru düzgün konuşmuyorduk bile. Ama yine de anlatabilirdin. Anlatsam inanacak mıydın? Söylediğim hangi şeye inandın ki? Bunu da kirli geçmişimi örtbas etmek için oynadığım bir oyun zannederdin. Zeynep. Emre lütfen. Bu konuları tekrar tekrar konuşacak gücüm kalmadı benim, gerçekten. Ne yapalım? Kim neye isterse ona inanır. O nasıl bir iç geçirmekti öyle? Öyle. Söylemeyecek misin? Nedenini bilmiyorum ama sizin mahalleye geldiğim zaman kendimi garip hissediyorum. İlk günlerdeki heyecanımızı hatırlıyorum hep. Hızlı zamanlardı. Baş döndürecek kadar. Gelip gece yarısı camıma taş atmalar. Alıp kaçırıp gizli gizli pikniklere götürmeler. Sen de az çektirmemiştin bana. Ne kadar zor bir kız olduğunu biliyorsun değil mi? Bazen öyle bir laf ediyordun ki günlerce içime oturup kalıyordu öyle. Günlerce düşünüyordum bu kız bana acaba ne demiştir diye. Bu işlerin kolay olduğunu kim söyledi ki sana? Seni önceki kızlar bayağı şımartmıştı anlaşılan. Yakışıklı Prens Emre Sayar. Genç kızların gözdesi. Tanıştığımız zamanlardaki o havalı halini adam etmek için az uğraşmadım. Hiç de bile. Ben öyle birisi olmadım ki. Yok canım. İstanbul'daki hallerini ne çabuk unuttun? Ne vardı ki halimde? Bilmem. Bir düşünürsen hatırlarsın belki. Ben hiç unutamıyorum ki Zeynep. Şu an hatırlamak istediğim en son şeyler o günler. Kapatalım konuyu, olur mu? Tamam, biliyorum, bak korkma. Yani senin kafanı karıştırmak istemedim.
Sadece bir an ne kadar mutlu olduğumuz aklıma geldi. Hepsi bu. Doğru. Gerçekten çok mutluyduk. Bıraktığın için teşekkür ederim. Bugün için çok teşekkür ederim sana. Çok anlayışlı davrandın. Görüşürüz.